Trabzon zayıf akım kablosu değildir. Trabzon'a çıplak elle tutulmaz. 220-380 voltla çarpılabilirsiniz. Trabzonlu ve Trabzon kimdir? Tüm Trabzonlulara Pontus benzetmesi imasında bulunması ve kaybedilmiş bir seçimin tekrarında oy devşirmek uğruna fütursuzca belden aşağıya vurduklarını görünce bir Trabzonlu olarak cevap verme gereği hissettim. Trabzonlu kimdir ve Trabzon neredir? Bakın size anlatayım. Trabzon, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in valilik yaptığı, dinleyelim, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu şehirdir. Bugün bu kubbenin altında konuşma yapabiliyorsak, bunu borçlu olduğumuz büyük Türk milletinin başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün övgülerine mazhar olmuş, milli mücadelede sayısız şehitler vermiş, en sonunda 15 yaşında fiziken küçük, kalbi kocaman Eren Bülbülleri şehit vermiş bir memlekettir. Özellikle Sayın İmamoğlu'nun da mezun olduğu Trabzon Lisesi'nin verdiği şehitler yüzünden 3 dönem mezun veremediğini de dikkatlerinize sunarım. Sırf hamaset uğruna Trabzonluların vatanseverliğini ve Türklüğünü sorgulamak, hele de İstiklal Gazisi Mevlüt dedenin torunu olan Sayın İmamoğlu'nun Türklüğünü sorgulamak, Sayın Göksu'nun hakkı da değildir, haddi de değildir. Sayın İmamoğlu'nun kökleri Trabzon'un devlet adamı ve bürokrat yatağı olan Köprübaşı ilçesi olduğunu hatırlatmak isterim. Köprübaşı dinleyeceksiniz. Lütfen, değerli arkadaşlar. Lütfen değerli müsaade arkadaşlar. Lütfen. Lütfen müsaade edin. İbrahim Bey, toparlayın. Yani özetlerseniz daha iyi olur. Köprübaşı lütfen, rahmetli lütfen. Adnan Kahveci'nin, Köprübaşı rahmetli valimiz Recep Yazıcıoğlu'nun kardeşi eski Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor, bir dönem AK Parti bakanlık yapmış Profesör Doktor Mustafa Sahip Yazıcıoğlu'nun yetiştirmiş olduğu bir ilçedir. İlçe nüfusu 5000 olmasına rağmen yaklaşık 200.000 nüfusa sahip bir ilçedir. 31 Mart seçiminde hangi partiye oy vermiş veya vermemiş diye çok fazla ilgilenmiyorum ama 23 Haziran seçimlerinde Trabzon'la uğraşmanın bedelini Trabzonlar sizlere ödeyecektir. Sayın Göksu'nun Pontus ithamı büyük günahlardan iftiraya, yani kul hakkına girer. Ramazan ayı günahlardan arınma ayıdır diye başlangıç yaptım ya. Bakın Cenab-ı Allah Nisa suresinin 112. ayetinde ne diyor? Size Arapçasını söyleyeceğim. Ve men yeksib hadiyeten ev ismen sümme yerbi bihi beriyen fekatih temele buhtanen ve ismen mubina. Ne demektir bilir misiniz? Hata veya günah işleyebilirsiniz diyor Cenab-ı Allah. Hata veya günah işleyebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, eğer lütfen. Siz iftira ederseniz, yapmadığını bildiğiniz halde büyük bir günah işlemiş, kul hakkına girmiş olursunuz. Bu vesileyle Sayın Göksu'yu evvela bu mübarek Ramazan ayında Sayın İmamoğlu'nu arayarak hak helalliği istemesini, biz Trabzonlular olarak kendisinden bir özür beklentimiz yok. Bizim beklentimiz kamu vicdanı adına görevlerinden istifa ederek bu tepkimizi bu şekilde göstermeyi biz düşünüyoruz. Her şeyin çok güzel Bey, olacağını diyerek hepinizi saygıyla... Evet, değerli arkadaşlar, şimdi AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Sayın Tevfik Bey kürsüye davet ediyor. Saygıdeğer Başkan, saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım, az önce geçtiğimiz gün pazartesi günü ilk cümlede söylemiştim. Cumhuriyet Halk Partisi tiyatroyu üç perde olarak oynuyor diye.
Bir tanesi komedi, bir tanesi dram, bir tanesi trajedi. Şimdi ilk konuşmayı yapan arkadaşımız İbrahim Bey'di galiba. Evet. Ayet-i Kerime ile başladı. Ben de ayetle başlayayım. Güzel olan bir şey var. Hamdolsun. Cumhuriyet Halk Partisi sıraları da ayetle başlamaya başladı. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak, gerçi Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Değerli arkadaşlar, lütfen. Ya eyyühellezine amenu in ca'ekum fasikum binebe'in fetebeyyenu en tusibu kavmen bi cehaletin ve tusbihu ala ma faaltum nadimin. Ey iman edenler, size bir fasık, size bir facir haber getirdiğinde araştırmadan karar vermeyin, pişman olarak sabahlarsınız diyor. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Arkadaşlar, suçunuzu örtmek için Trabzonlu kardeşlerimizin arkasına sığınmayın. Trabzon'u suçunuzu örtmek için bizim ecdadımızın mihenk taşı olan, bu toprakların en büyük harcı olan Yavuz Sultan Selimleri, Fatih Sultan Muhammed Hanları bünyesinden çıkartmış Trabzonlu kardeşlerimizin arkasına sığınmayın. Bizim için Trabzon candır, Trabzonlar da baş tacımızdır. Siz şu sorunun cevabını verin. Siz şu sorunun cevabını verin. 31 Mart'ta ben vereceğim, merak etme. 31 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kazandı diye Yunan basını niye manşet attı? Ben bunu soruyorum. Yunan basını niye manşet attı? Bunu soruyorum. Bunun cevabını verin. Soruyorum size. Trabzonlu bakanlarımız var. Yunan basından duydunuz mu bakanlarımızla ilgili bir cümle? Trabzonlu bakanlarımız var. Onlar gibi cümle duydunuz mu? Suçunuzu örtmeye kalkmayın. Bu İstanbul dünya şehri bir şehri. Değerli arkadaşlar, lütfen. Benim ağzımdan konuşmamda ne bir kelime, ne bir cümle, ne bir ima Trabzon'la ilgili hiçbir ifade çıkmamıştır. Her bıkmamıştır. Benim konuşmamda açın. Değerli arkadaşlar. Değil. Benim konuşmamda Trabzonlu kardeşlerimizi rencide edecek, Trabzonlu kardeşlerimizle ilgili onlara gönül kırgınlığı oluşturabilecek asla kat'a bir ifade olmadığı gibi hiçbir zaman içinde aklımın ucundan dahi geçirmediğim ve geçiremeyeceğim bir ifadedir. Şunu özellikle ifade edeyim. Bakınız, eğer siz Trabzonlarla ilgili bir isim arıyorsanız Tekirdağ milletvekiliniz İlham Özden'e gidin bakın sorun. Kadir Mısıroğlu üzerinden Trabzonlu kardeşlerimize ne dediğini gidin CHP grubundan dinleyin. Şunu söylüyorum. Nuri Bey. Bakınız. Bekleyin. Bakınız. Hatibi ben, dinleyelim. Grup sözcünüz, grup başkan vekiliniz cevap verir. Lütfen. Ne söylediğimi çok iyi biliyorum. Trabzonlu kardeşlerimiz de çok iyi biliyorlar. Şunu biliyorum ki biz Trabzon'daki kardeşlerimizle aynı dağın yeli, aynı Allah'ın kullarıyız. Biz Trabzonlu kardeşlerimizle aynı duygularla sevinir, aynı duygularla üzülürüz. Bizim için her yer Trabzon'dur. Bunu herkes böyle bilsin. Bir de özellikle ifade etmem gerekir ki, bakın, siyasi manipülasyon yapacaksanız ucuz siyasete girmeyi tercih etmeyin. Çıkın yiğitçe, yüreklice şunu söyleyin. Yunan medyası niye sizin adayınız kazandı diye bayram etti? Onu söyleyin. Değerli arkadaşlar, lütfen. Ben özellikle bütün Türkiye'ye, bütün kamuoyuna ve başta Trabzonlu kardeşlerime en kalbi selamlarımı sunuyor. Her yer Trabzon diyor. Hepiniz Allah'a emanet ediyor. Saygılar sunuyorum.
konuştukça ve bana gelen telefon sayıları arttıkça bu konuda ciddi bir infial olduğunu gördüm. Sözlerinizi dinlediğimde kesinlikle kabul edilemez olduğunu da gördüm. Ben Trabzonlu değilim ama Trabzonlu olsaydım da olmasaydım da ben de benzer tepkiyi gösterirdim. Arkadaşlardan rica ettim, lütfen tepkinizi demokratik ölçüler içinde tutun diye de onlardan ricacı oldum. Siz bu sözlerinizi burada açıkladınız. Bence bunları Trabzonlulara açıklayın siz. Onlardan helallik alın önce. Onlardan helallik alın. Dolayısıyla bakın, Yunan basını diyorsunuz, orada bile çarpıtma yapıyorsunuz. Yunanistan'da yerel bir basın, bizde de bir sürü yerel gazete basın var. Orada yerel bir basında sadece Karadeniz bölgesinden diyor. Yunan seçildi falan demiyor. Ne demek bu ya? Böyle saçmalık olur mu ya? Uyduruk. Sen şimdi bir de bunu kim olarak söylüyorsun? Genel başkanı İsrail'den şeref madalyası almış biri olarak söylüyorsun. Sen bunları, bak bunları söylemeyeceksin. Şimdi arkadaşlar. Doğan Bey. Bakın, kesinlikle olabilir. 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 Bazen ben sizi sabaha kadar dinlerim. İstediğiniz tepkiyi gösterin. O madalyayı. Siz sakin olun. Oturun. Arkadaşlar. Meclisi meclis başkanı yönetir. Sen yönetmeyeceksin. Otur. Konuş. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben herkese adilimdir. Sen rahat ol. Bir oraya bir oraya veriyorum. Rahat ol. Otur sen. Ben bu meclisi ilk defa yönetmiyorum. 15 yıldır. Lütfen. Rica ederim. Senin bir hikayen geçsin, birazcık tecrübe et. Sonra bakarız, tamam mı? Yakışmıyor. Evet. Sürekli meclis başkanına sürekli saat göstermek, işaret göstermek. Böyle bir üslup yok bizde. Burada Cumhuriyet Halk Parti'nin üyesi bazen 10 dakika konuşma yapıyor. AK Parti mensubu adına, AK Parti partisinin adına bir üye konuşma yapıyor 5 dakika. Niye o zaman sesiniz çıkmıyor? Arkadaşlar. Arkanızdaki bütün arkadaşlar gösteriyor. Bu üslup niye başladı anlamadım. Ya grup sözcünüz var, grup başkanına söz verdik. Özellikle şunu ifade etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekilinin saygıdeğer Cumhurbaşkanımızla ilgili sözleri aynen kendilerine iade ediyorum. Cumhurbaşkanımız dünyada mazlumların sesi, kimsesizlerin kimi olmuştur. Cumhurbaşkanımız dünyada Filistinli mazlumların başına bombalar yağarken dünyaya çıkıp haykıran İsrail bir teröristtir, devlettir diyebilen yürekliliği göstermiş tek devlet adamıdır. Cumhurbaşkanımız bütün dünyanın önünde Filistin davasına her zaman sahip çıkacağını ve Filistinlileri asla yalnız bırakmayacağını her zaman ve zeminde ifade etmeyi büyük bir yüreklilikle, büyük bir devlet adamı olma özelliğiyle her zaman ifade etmiştir. Biz AK Parti olarak, biz bu ülkenin insanları olarak, bu ülkenin vatandaşları olarak böyle bir devlet başkanımız olduğu için, böyle bir liderimiz olduğu için gurur duyuyoruz. Diğer bir konuya gelince Doğan Bey, o konuşmanın tarihine şöyle bir bak. Benim hayatım, çizgim, yönüm, yöntemim hepsi kamuoyunun önüne geçmiştir. Ben Milli Görüş çizgisinde büyümüş, yetişmiş,
Erbakan Hoca'nın rahileyi tedlisinden, Tayyip Erdoğan'ın rahileyi tedlisinden geçmiş bir adamım. Sen eğer FETÖ'cü arayacaksan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne bak. Zaman Gazetesi'nin önünde yatan Zaman. Zaman Gazetesi'nin önünde yatan milletvekillerinize bakın siz. Oraya bakın. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.